Bismillah deyip başlayalım. Hadis-i şerifimiz şu şekilde, Taberani'de geçmekte. Ümmetimin en saygınları Kur'an'ı öğrenip ezberleyenlerdir. Arkadaşlar, şiddet harfleri vurgulama gerektiren harflerdir. 8 tanedir. Elif, Cim, Dal, Kaf, Ta, Be, Kef ve T harfleri. Kısaca beyit halinde Ecid, Katin, Beket. Bu şekilde Ecid, Katin, Beket şeklinde ezberleyebiliriz. Ne demek bunlar? Yani bu harfleri cezimli okurken, şu işareti gördünüz. Cezim şeklinde okurken bu harfi üzerinde vurgu yapıyoruz. Harfi titretiyoruz. Sarsıntı yapıyoruz harfe. Bunun dışındaki kalan harflerde ise sadece harfi akıtıyoruz. Cezim neydi arkadaşlar? Üzerinde bulunduğu harfi hareketsiz okutur. Bir başka tarif nasıldı? Kendinden önceki bulunan harfi kendisine bağlar. Üzerinde bulunan harfe bağlar. Mesela bu Elif harfi. Elif'in neyi var? Üstünü var. Ne yapıyoruz? Nun harfinin üzerinde cezim var. Buna bağlıyoruz. Bitiştiriyoruz. Yapıştırıyoruz. En. Tek cümle halinde. En. Şimdi çıktı. En. Arkadaşlar dik çubuk karşı tarafa bitişmiş. Ne demiştik biz? Kendinden sonraki harfe bitişen harfler, bitişmeyen harflerden bir tanesi de elifti. Eğer bu bitişiyorsa bu lam olur demiştik. O zaman bu L, bu da mim harfi bitişmiş. Nasıl okuyacağız? Lem. Lem gibi. Evet. Bir göz, iki noktası var üstünde. Gördüğünüz gibi iki nokta. Bu hangi harf? Kaf harfi. Ötesi var. U. Lam harfi cezimli. Bitiştiriyoruz lama. Ne olacak? Kul. Kul gibi. Şu H harfiydi. Ötesi var. Hü oldu. Yine mim harfi geldi. Gördüğünüz gibi. Şurada da gelmişti mim. Burada da geldi. Bitiştiriyoruz. Hüm, hüm, en, lem, kul, hüm gibi. Diğer bir örneğimiz yine mim harfi bu sefer esreli geldi. Nasıl okumamız gerekiyor? Esre sesi ince harflere i sesi verirdi. Mi. Bu da nun harfi yukarıda da var. Aynısı. Bitiştiriyoruz. Min. Min. Evet, şuna dikkat edelim. Dik bir çubuk, karşıya bitişmemiş. Ne olur bu? Elif olur. Esresi var. Bitiştiriyoruz nun harfine. İn, in, in. Evet, yine aynı şekilde elif geldi, esreli. Yani i. Buna bitiştiriyoruz. Bu hangi harf? Dalın kardeşi, peltek. Zel, yani dil ucu önlerden dışarı çıkacak. İz, iz, iz. Güzel. Aynı harf arkadaşlar. Aynı harfin üstünü var. Nun harfine bitiştiriyoruz. An, 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 an. Şimdi iki harfliden üç harflere geçtik. İki tanesi harekeli. Son harfler burada. Şurada da ortada da iki tane cezim gelmiş. Bu dik çubuk karşıya bitişirse ne olur demiştik? Lam olur demiştik. Şuradaki olduğu gibi. Üstünü var. L diyoruz. L. Kef gelmiş. Orta yazılım şekliyle. L. Bir de sonda mim var. Mime L. L'yi bitişmiyoruz arkadaşlar. Hangi harften önce ise bu cezim, kendinden önceki bir harfi, önceki sadece bir harfi bitiştir. Yani L'yi bitiştirmiyoruz. L okuduk. Q okuduk. Şimdi mime bitiştiriyoruz. Nasıl yapacağız? Dudağımızı kapatacağız. L. Küm. Le, küm, le,
Küm. Yine aynı şekilde kendine sonraki harfe bitişik. Lem olur bu dedik. L. Hüm. Mimi bitiştiriyoruz. L. Hüm. L. Hüm. Lehüm. Lehüm. Leküm. Leküm. Buraya dikkat edelim. Üstünde bir nokta karşısı harfe bitişmiş. Bu ne olurdu? Bunu unutmuyorduk. Üste bir nokta, şu tek tırnak işareti ve karşındaki harfe bitiştiyse bu sadece nun olur. Altta olsaydı B olurdu şuradaki gibi. Ama üstte olduğu için tek nokta nun harfi. E'yi nun'a bitiştiriyoruz. Sonra burada tü var gördüğünüz gibi iki nokta üstte T olur dedik. Eğer bu iki nokta altta olsaydı Y olurdu şurada olduğu gibi. T'yi de mime bitiştiriyoruz. Yani iki tane harfi E'yi şunu şöyle yapalım. Bunu birincisine, şunu da ikincisine bitiriyoruz. En tüm, en tüm, en tüm, en tüm. Evet arkadaşlar. F okuduk. Hüm. Bak buradaki hümle aynı. Sadece başındaki harf değişti. F hüm. F hüm gibi. Kef harfi ortada altta iki nokta. Y demiştik. Üstte olsaydı T olurdu. Altta olduğu için Y. Altta iki nokta her zaman Y olur. Bunu unutmuyoruz. Altta iki nokta gördüğümüz yerde rahatlıkça o Y harfidir diyebiliriz. K, Y'yi bitiştiriyor çünkü. K, K, bu da F olduğu için direkt okuyoruz. K, F, K, F, K, F, K, F. Yine Y geldi. Buna bitiştiriyoruz. Vav karşındaki harfe bitişmezdi. Yev, yev, yevme. Bunu basit şekilde okuyoruz. Yevme, yev, vav'ı söylerken dudaklar önde. Yevme. Güzel. K harfini üstünle B harfine bitiştiriyoruz. Kab, kab. Bu K'ydı. B'ye bitiştiriyoruz. B ne harfiydi? Kendisinde vurgu yapılması gereken şiddet harflerinden. Kab, kab. Şimdi bunu okuyoruz. L, kab, L, kab, L. Evet arkadaşlar aynı harfi bunu görmüştük daha evvelden. Altta bir nokta şurada olduğu gibi B diyeceğiz. Ber, aynı bitiştiriyoruz. Ber, ber, bitiştirdik, bıraktık. Şimdi bunu okuyoruz. D, ber, D, kab, L, ber, D. Evet, şimdi çoğalmaya başladı. Şu harfi ne demiştik? Üstte bir nokta karşısına bitişmiş. Nun olur demiştik. Zaten şu Z gördüğünüz gibi Ra'nın kardeşi bitişmiyor. Şuna bitiştireceğiz. Sonra diğerlerini harekeli, üstün harekeli okuyacağız. En, bu ikisini okuduk. Z, L, N, Z, L, N, Z, L. Aynı şekilde Ra'ya bitiştiriyoruz. Diğer ikisini okuyoruz. Er, er, S, L, er, S, L. Yine arkadaşlar aynı şekilde. Buradaki nun, buradaki de nun. En, bu peltek zel bu sefer. Z, Ra. Eğer keskin olsaydı aynı şu Ra'ya benzerdi. Bakın burada olduğu gibi. En, Z, Ra. En, Z, Ra. Evet arkadaşlar. Şimdi bu harfe bitiştiriyoruz. Eh, eh, ra, c, eh, ra, c. Cim harfi, ra harfi üstün harekeyle basit. Sadece h'yi bitiştiriyoruz. Eh, ra, c. Bu şekilde. Burada iki tane bitiştirme var. Bir burası, bir de sonu. Kef harfinin ötesi var. T'nin ötesi var. Kün,
Kün, tüm. Yukarıda en tüm vardı. Burada sadece kün tüm oldu. Kef harfi değişmiş. Kün, tüm. Kün, tüm. Şu arkadaşlar nun harfi. Bu da nun harfi. Baştaki nun, sondaki nun. Ortadaki nunlar da şöyle yazılıyor. Şuradaki gibi. Başta bazen de bu şekilde yazılabiliyor. Neh, bu da ha harfi. Çünkü herhangi bir harf nokta yok. Altta veya üstünde. Neh, nu. Neh, nu. Neh. Buna bitiştiriyoruz. Ha'ya bitiştiriyoruz. Neh, nu gibi. Evet, yine aynı harfine neyi bitiştiriyoruz? Yine bak, neye burada da farklı yazılmış. Yani sadece baştaki tik işareti farklı. Ne'r, ne'r, bü, dü. Altta olsaydı bu, buradaki de B olurdu. Yani ber, bud olurdu. Ama buradaki üstte, altta buradaki. Dolayısıyla bu B harfi, buradaki nun harfi. Ne'r, bü, dü. Ne'r, bü, dü. Ne'r, bü, dü. Evet arkadaşlar, altta iki nokta gördüğümüz yere direkt Y diyebiliyorduk. Oraya bitiştiriyoruz. Bir de buraya bitiştiriyoruz. Kef harfi K'yi Y'ye bitiştiriyoruz. Dal ötreli, H ötreli. Bunlar nasıl okunuyor? Dü, bu da hü, bitiştiriyoruz sonradan mim harfine. K, K, dü, hüm. K, dü, hüm. K, dü, hüm. K, dü, hüm. Evet arkadaşlar, şu harfi daha evveler göstermiştim size. Şu şekilde. Biraz daha aşağı yatık şekildeydi. Dik çubuk karşındaki harfe bitişmiş. Dolayısıyla bu elif değildi. Artık elif olmaz. Bu lam harfi. Şu da mim harfi. Buna bitişmiş. Cezim var çünkü. Burada da 3 tane daha harfe var. Şuna bitişiyor. Lem. Altta 2 nokta ne demiştik? Gördüğümüz yere direkt Y diyeceğiz. Lem, Y. Yine gördüğümüz dik çubuk karşıya bitişmiş. O da dal, lam olurdu. Dala bitişmiş. Lem, ye, lid. Lem, ye, lid. Lem, ye, lid. Ve aynısı gördüğünüz gibi. Lem, burası aynı. Ve, lem. Altta iki nokta. Kef harfi, nun harfi. Ye, kün. Ve, lem. Ve, lem. Ye, kün. Şuna bitiştiriyoruz. Ve, lem. Ye, kün. Evet, sine bitişiyor 1. Kefe bitişiyor 2. Diğerleri üstün harekeyle tek tek okuyoruz. Önce bunu bitiştirelim. İs, is. Bunu bitiştiriyoruz. Tek, is. Tek bitiştiriyoruz. Şimdi B ile R'yı okuyoruz. B, ra, is. Tek, be, ra. İs, tek, be, ra. Tekrar edin siz de. İs, tek, be, ra. Sadece burada cezim var. Diğerleri üstün harekeli. E, ra. Bunu bitiştireceğimiz lazım. Ey, e, ra, ey, te. E, ra, ey, te. E, ra, ey, te. Kıymetli arkadaşlar, bundan sonra derslerimiz, harflerimiz çoğaldı. Dolayısıyla tekrar etmeyi, en azından 3 defa, 4 defa tekrar etmeyi ihmal etmeyin. İnşallah bu derslerin sonunda hepiniz Kur'an-ı Kerim'i rahatlıkça tecvid kurallarına riayet edebilecek şekilde, harflerin mahreçlerine riayet edebilecek şekilde okuyacaksınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah.